Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yeni bir takım videosu. Güzel bir takımla karşı karşıyayız. Burada ne yaptım arkadaşlar? Tupper Spectrum misinalar var. Kalından inceye giden Shockleader misinaları. Ben bunu saçaklar dolaşıyor. Uzun saçak kullandığımız kumluk meralarda. İnce misine kullandığımız için balık görmesin diye işte sürekli dalganın hareketinden kurşun etrafında misine dolaşmaya çalışırken burada gam yapıyor, işte kendi saçağımıza dolaşıyor. Onu engellemek için arkadaşlar 0.60 misinayı bir anda 28'e 25'e düşerek Shockleader düğümüyle kalından inceye bir misina yaptık. Bilen arkadaşlar kancalı, telli kurşunlar vardı. Buradaki tele işte iğne sistemini bağlıyorduk. Bir tarafa bir tarafa geçerken olmuyordu arkadaşlar ve dolaşıyordu. Halen daha da dolaşıyor. Ben de gidiyordum tellerini söküyordum zaten. Şimdi böyle 125-130 gram kurşunlar kullanaraktan surf atışlarda böyle bir sistem yaptık arkadaşlar. İğnemiz de bu. Büyük balıklar var bu ara pamucakta. 43-40. Maruto 4 numaraya geçtik. Büyük balık için. Şu takımı birlikte bir işleyelim arkadaşlar. Ben böyle yapmıştım şimdi az önce. Onunla uğraştım. Hemen bir tane de birlikte yapalım. Bir yaklaşık 40 santim kadar bir mono 60 arkadaşlar. Florakarbondan şikayetçiyim arkadaşlar ben sürekli. İnce artık ince mono misinalar 28. Burada esnek mono misinamız var. Yaklaşık 1 metre, 1,5 metre kestik arkadaşlar. Bakın burada şimdi surf düğümü yapacağız. Shockleader. İki misinin ucunu birleştirdim. İkisini bir arada bir birleştirdik, düğüm ettik. Aç misinayı. Katla. Katladıktan sonra şöyle bir elinle tut. Bir. Arkadaşlar. Yedi sekiz defa geçirdikten sonra aradan iki misinin ucunu geçiriyoruz. Islattık. Kalın misina, ince misina ile birleşti arkadaşlar. Şok düğümü. Bunları herkes biliyor zaten. Biz her zaman söylüyorum. Bilenler zaten biliyor. Bu işi aşmış olan yüzlerce arkadaşımız, binlerce arkadaşımız var. Biz kendimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Çok güzel bir 60'tan 28'e bir anda inceldik. Misinamızın gam yapmasını önleyeceğiz arkadaşlar. Şurada 1 santim kadar fosforlu hortum, silikon hortum düğümün üstüne geçireceğiz. Geçirmesen de olur.
Ama geçirdiğimde şık duruyor. Düğümü tamamladık. Şimdi böyle şurada bir 20 santim kadar gözle yine ayarlayıp misinayı ikiye katlayalım. Buradaki küçük fır döndüğünün arasından ikiye katladıktan sonra geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdik. Bu düğüm farklı bir düğüm. Kalın misina düğümü bu. Bakın doluyoruz. Dört, beş defa. Beş defa doladıktan sonra arkadaşlar düğümü sıkıyoruz. Tabi misina naylon olunca ıslatmak kesinlikle şart. Çekme esnasında misina ısınıyor, düğüm ısıtıyor. Evet arkadaşlar, böyle bir düğüm. Kestik. Evet arkadaşlar, şimdi takımı bu şekilde bağlayacağız. 1,5 metre saçak uzunluğu. Bu misina burada ince misina olduğu zaman dalga her yemli takıma vurduğunda buradaki ana saçağa geliyordu. Misinaya geliyordu ve dolaşıyordu. Hepimiz bundan şikayetçiydik. Kalın misina biraz daha dirgez durduğu için kıvrılmayı yapmıyor. Gam yapmayacak arkadaşlar. Gam yapma derdinden kurtulmuş olacağız. Dolaşma derdinden kurtulmuş olacağız. Böyle de iğnemizi bağlayıp yeni ve güzel avlarda inşallah videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Takımımız böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkese rast gelsin. Bol şans diliyorum. İyi günler.